Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem günü. Dün Merkez Bankası faiz kararını verdi. Arkasından dolar yükselmeye devam ediyor. Bugün tabelaya baktığımızda 27.15'i görüyoruz. Diğer taraftan Goldman Sachs faiz kararının ardından bir değerlendirme açıklaması yaptı. O açıklamaya bakacağız. Hem enflasyon değerlendirmesi de var. Diğer taraftan Murat Bey çok uzun zamandır bu yapıştet devletlerle ilgili pek çok programımızda anlatıyor aslında. Onun rakamları da geldi. Borçlanma limiti 4 katına çıkmış gibi görünüyor. Tabii dövizdeki yükselişten dolayı da 2022 yılında 123.1 milyar lira tutarında kur farkı ödenmiş görünüyor yapıştet devlet ve benzeri finansman modellerine. Diğer taraftan geç aylardır emeklilerin gözü kulağı nasıl bir açıklama yapılacak, ne zaman zam alacağız diye bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama da geldi. Açıklamaya bakacağız, sizin değerlendireceğiz. Aslında daha fazlası da var. Murat Bey de karşınıza başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, dilerseniz Goldman Sachs'la başlayalım. Ondan sonra daha konuşacak çok şeyimiz var. Goldman Sachs diyor ki 500 bas puanlık faiz artışının ardından %40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var diyor. Geçen değerlendirmelerinde galiba yıl sonu için %60 bir enflasyon beklentileri vardı. Onu da revize etmişler. Onu da %70'e çıkartmışlar. %70 bekliyoruz diyorlar. Ne dersiniz? %70 de iyimser mi? İyimser. Yani %70 çok iyimser. Yani üç hanenin alt basamaklarında kalırlarsa yatıp kalkıp dua etsinler. Şimdi enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmıyorlar. Yani pansuman tedavilerle enflasyon düşmez. Enflasyonu düşürebilmen için yapısal reformlar yapman lazım. Yapısal dönüşümler yapman lazım. Ekonomide yapısal işler yapman lazım. Onlar yapılmadan enflasyonu düşürmek mümkün değildir. Yani enflasyon sadece faizle ilgili bir konu değildir. Yani sen faizlerle istediğin kadar oyna bak. Geçen gün Erdoğan diyor ki ülkede 5 milyon mülteci var diyor. Resmi rakamlar, göç edersinin rakamları 3 milyon. Yani biz bu ülkede kaç milyon mülteci olduğunu ve mülteciye ne kadar para harcadığımızı bile bilmiyoruz. Şimdi bunların bilinmediği noktada mesela bu çok büyük bir masraf kalemi. Bu nasıl karşılanıyor? Hükümet para basıyor. Parayı bastığı parayla karşılıyor. Şimdi bunu kapatmadan sen, bunun gibi bir sürü başka şeyler var. Haber yalınıyor. Temin söylediğin işte yap işlet devlet kapsamındaki artan masraflar var. İsraf var, savurganlıklar var, var, var. Şimdi bunları, bu parayı karşılamak için yollar belli. Ya vergi toplayacaksın, toplamaya çalışıyorlar. Ya borç alacaksın, almaya çalışıyorlar. Ya da para basacaksın, para basıyorlar. Çünkü ilk ikisi yetmiyor. Yetseydi zaten enflasyon olmazdı. Burada yapması gereken, sen harcamaları kısmadığın müddetçe, ben vergi ve borçlanmada da limitleri zorladıklarını düşünüyorum. Çünkü sen vergi saldığın zaman bir miktardan fazla toplayamazsın. İnsanlar sivil itaatsizliğe girerler. Ya kayıt dışı çalışırlar ya üretim yaparlar. Rakamlar da açıklandı. Çok da yüksek değil. Yani insanlar ya vergilerini ödemezler, ya vergi kaçırırlar, ya vergiden kaçınırlar, ya iş yapmazlar. Yani ben yapacağım, ben doktorum, gideceğim, hasta bakacağım. İşte 1.000 lira muayene ücreti keseceğim. Bunun 700 lirasını devlete vereceğim. Ben 300 liraya çalışacağım. Şimdi bir doktor ya da bir avukat ya da bir ne bileyim muhasebeci ya da bir proje yapan işte bir mimar nasıl davranır? Önündeki şey var ya, bu paraya çalışılmaz der, iş yapmaz. Ya da bu işi fişsiz faturasız yapar. Şimdi bir kere hükümetin ve bürokratların kafasına bu dank etmedi. Yani karşıyla bu bir oyun teorisi. Ben ne yaparsam karşı taraf ne yanıt verir? Bak şimdi görüyorum ben KDV'yi yükselttiler. Abi nakit ödersen bu fiyat diye her yerde konuşuluyor. Evet. Tamam mı? Sen çünkü belli bir şeyin üzerine çıktığın anda harcamada. Artık IBAN numaraları veriliyor Murat Bey. Tabii. Yani eskiden şey yapılırdı, kredi kartının geçtiği bir sürü yerde kredi kartı geçmiyor artık. Niye? Çünkü kredi kartı geçtiği zaman adam fişini faturasını kesecek. Fişini faturasını kestiği zaman da işte KDV ödeyecek, vergi ödeyecek vesaire. Dolayısıyla yani hükümet ekonominin tamamen en güçlü aktörü ama tek aktörü değil. Aslında
tek başına en güçlü aktör ama ülke geneline bakarsan ülkedeki ekonominin %20'si, 25'i. Sen karşındakini hesap etmeden, onun davranışını hesap etmeden iş yapmaya kalkarsan sonunda çuvallarsın. Evet. Peki diğerlerine geçmeden önce bir de doları sorayım. 27-15'i gördü. Yani işte dün öyle ya da böyle faiz arttırıldı ama yine çok da bir işe yaramadı demek ki faiz artışı. O gözlerinden ışıklar saçan bakanımız ne diyordu? Politika faizini anlamsız hale getirdik diyordu. Aferin sana demiştim o zaman, hatırlar beni. Devamlı. Evet. Yani biz devamlı izleyen arkadaşlarımız. Yani bir ekonomi bakanının ağzından çıkacak bir söz değildi. Yani buna sokaktaki kahvedeki çaycı söylese anlarım, politika faizinin ne olduğunu bilmiyor derim. Ama o anlamsızlık hala devam ediyor. Bak piyasa reaksiyon vermiyor. Yani kurların bu seviyede durması bir de Ebru arka kapı satışları yüzünden. Evet. Tamam mı? Yoksa kurlar bu seviyede de durmayacak. Evet, aynen öyle. Peki, dediğim gibi siz hep bu yap işlet devretle ilgili çok fazla şey konuşuyoruz. Yani hemen hemen 2-3 yayınımızda bir bahsediyoruz. İşte hem bu yap işlet devret hem de benzeri finansal modeller kapsamında verilen garantilerle dövizdeki yükselişten dolayı 2022 yılında 123.1 milyar lira tutarında kur farkı ödemişiz. Geçen yıl 2.1 milyar dolar hazine garantisi verilmiş. Borçlanma limiti de 4 katına çıkmış. Zaten yani hani böyle rakamlarla ekonominin su üstüne çıkabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi ben eleştirdiğim zaman bazı arkadaşlar ya hocam adamlar eser siyaset yapıyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar, şey yapılana niye karşısınız, siz komünist misiniz diyorlar da. Gitsinler komünist ülkelerdeki eser siyasetin şehirleri görsünler. Şimdi olayın komünistlikle veya komünistlikle ya da esere karşı olmakla bir ilgisi yok. Ben saçma işlere karşıyım. Mısır niye battı? Firavun mezarı yapacağım diye battı. Adamlar Firavun mezarlarına harcadıkları taşları kalelerine kurup şehirlerini korumaya harcasalardı, Hiksoslar Mısır'ı işgal edip perişan etmezlerdi. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla neyi niye yaptın ve kaça yaptın çok önemli. Ben geçenlerde böyle bir konuşma sırasında hocam niye karşısın ya, sen de adamların her şeyini eleştiriyorsun diye, ne? Sen dedim gecekondunun babadan kalma gecekondunun bahçesine babanın gecekondusunu ipotek edip bankadan kredi çekip olimpik yüzme havuzu yapar mısın dedim. Yapmam dedi. Onu yapıyorlar, ben o yüzden itiraz ediyorum dedim. Yani şimdi yaptığın yatırım gelirinle doğru orantılı olmalıdır. Yani eğer diyelim ki Ali Koç'sun, villanın bahçesine istediğin ölçekte yüzme havuzu yaptırabilirsin. Niye? Çünkü gelirin onu yaptıracak ve işletecek şeye sahiptir. Sen o lüksü finanse edebilirsin. Ama sen zaten şeyde gündelikçi amel olarak çalışıyorsun. Karın gündelikçi temizliğe gidiyor. Gecekonduda yaşıyorsun. Rahmetliden kalmış. Bahçeye yüzme havuzu yaptırırsan işletemezsin. Su parasını ödeyemezsin. Bir de bunu banka kredisiyle aldıysan bu sefer gelirin banka kredisini ve faizini ödemeye yetmez. İpotek nakde çevrilir. İcralık olursun. İflas edersin. Ne gecekondu kalır ne de havuzun kalır. Şimdi Türkiye'de yapılan işler öyle. Yani tamam yapalım. Yapalım kardeşim. Altyapı yatırımlarında ben yanayım. Ama yaparken bir, doğru fiyata yapalım. İki, doğru yere doğru iş yapalım. Şimdi birbirini baltalayacak yatırımlar hepsini birden yaptığınız zaman hiçbir birden para kazanmaz. Bak yap işte devlet projelerinden cepten bir kuruş çıkmayacak diyorlar da. Şimdi hepsi bizim cebimizden çıkıyor. Yani. Güya geçen ödeyecekti. Bugün Osman Gazi Köprüsü'nden geçenin 1300-1400 liraya yakın para ödemesi lazım. Ne oluyor? Devlet bunun 250 lirasını alıyor. Ona rağmen yeterli geçiş yok. Gerisini devlet ödüyor. Geçmeyen için de tümünü devlet ödüyor. Ya kardeşim sen bunu kaça yaptın? Hesabı nasıl yaptın? Yani yaptığın hesap bir köprüden geçmek için bir insan uçak bileti parası öder mi? Doğru mu? Yani şimdi bunun bir fizibilite hesabı olacak. Yani her şeyi yapabilirsin. Bugünkü teknolojide inşaat yapmak dert değil ki. Parasını verdin her şeyi yaparsın. Ama o yaptığın işi oradan geçecek araba sayısına böldüğün zaman o adam onu ödeyecek mi? Adam bakacak kardeşim ben arabayla gittiğim zaman işte
bunu ödüyorum. Uçakla gittiğim zaman bunu ödüyorum. O zaman uçakla gideyim diyecek. Netice itibariyle feasible olmayan bir işe girmeyeceksin. Feasible olmayan bir işe sen ben girersek batarız. Devletler batmaz. Devletler enflasyon yaratır. İşte bugün yaşadığımız şey de o. Yoksa yapılsın tabii. Bizim halkımız en iyi yollarla gitsin, en iyi köprülerden geçsin, en iyi tünelleri kullansın, en hızlı demir yollarına binsin. Ama sen komik hızdaki bir demir yolunu, yani standart trenlerin gittiği hızdaki bir demir yolunu, hızlı trenlerin 3 misli maliyeti yapıyorsan farzına, bu alkışlanacak bir iş olmaz Ebru. Evet. Benim eleştirim o. Ha bunu yaptığın zaman da ne oluyor? Sonuçta işte para basmak ve enflasyon yaratmak zorunda kalıyorsun. Peki gelelim emeklilere. Emeklilerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla da ilgili bir açıklaması var. Enflasyonda olumlu gelişmelerin gelecek yılın ilk çeyreğinde görülmeye başlanacağını söyleniyor. Yani önümüzde bir 6 ay en az bir süre var. Hani iyi bir şeyler görmek için enflasyonda diyor. Diğer taraftan emekliye zam için de ilk yayına girerken de söylemiştim. 2024'de kararını vererek gireceğiz diyor. 2024'de de 3 ay var. Yani bu Aralık'ta da verilebilir anlamına mı geliyor? Yani hani böyle de muğlak bir açıklama var. Fazla uzamaz, bakanlarımız çalışıyor diyor ama aylardır zaten 3 aşağı 5 yukarı böyle açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ebru zaten 2024'de kararını vererek girecekler. Çünkü 2024'de başlarken kararı verilmiş oluyor. Yılbaşında emekliye şu kadar zam, işte memura şu kadar zam, asgari ücrete şu kadar zam diye bir şey söylüyor. Yani bu konuşulacak bir şey değil. O zaten normal zamanı. Ama arkadaşlar emeklinin, en düşük emekli maaşı alanın emekli maaşını sağa sola bahşiş diye verdikleri için halkın nasıl geçindiğini, 7500 liranın ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. Tamam mı? Yani vereceksin adamın eline karı koca 7500 lira, hadi bir ay geçin bir ev kirası öde diyeceksin. Ev kirası ödemiyorlar devletten. Elektrik parası ödemiyorlar devletten. Yemek parası ödemiyorlar devletten. Benzin bilmem ne ödemiyorlar devletten. Muazzam miktarda gelirleri var. Sonra emekli şeyi beklesin. İşte enflasyon bu demek. Yani emekliden milyonlardan alıyorlar ama kur korumalı hesap sahiplerine beklemiyorlar. Yap işlet devlet projelerine yürüten o ballı müteahhitleri beklemiyorlar. Doğru mu? Evet. Yani emekli 2024'ü beklesin. 2024'te zaten yapacaksın. Tamam mı? Ha, ben mi dedim sana TÜİK enflasyonu düşük göster de düşük zam yap, milleti aç bırak diye. Ama yani denecek çok şey var da kanalı kapattım. Evet. O kadar uğraştık. Bu arada lütfen abone olun arkadaşlar. Yani bakın bağımsız ve tarafsız medya kalmadı. Elimizde bir tek sosyal medya var. Abone olun, dostlarınıza abone edin. Yani biz de sadece bundan güç alıyoruz. Evet. Peki o zaman kanalı kapattırmadan bugünlük veda edelim izleyicilerimize. Emekliden evvel bir şey söylemiştin, onu atladım galiba, bu yapışlet devletle ilgiliydi. O konuştuk onu. Onu konuştuk galiba, bir şey atladım gibi geldi de. Atladıysak yaşlılığın ararsın. Estağfurullah. Peki yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.